Önceki videolarda makro düzeyde ısı transferinden bahsetmiştik. Konuyu daha iyi anlamak içinse bir bardak suyu elimize aldığımızda bardakla elimiz arasında görülen ısı transferi örneğini vermiştik. Şimdi daha mikro düzeye geçelim ve ısı transferi ile kimyasal tepkimelerden bahsedelim. Isı transferi ile kimyasal tepkimelerden bahsederken entalpi denen bir terimden sıkça söz ediyoruz. Kimyasal tepkimeleri sistemimiz olarak düşünelim. Kimyasal tepkimeler, çevrelerindeki sıcaklığı değiştiren enerji salınımı veya emilimi yapar. Eğer kimyasal tepkimeler vücudumuzda gerçekleşiyorsa, çevre dediğimiz şey burada aslında vücudumuzdur. Aslında bunu büyük bir su kabı olarak da düşünebilirsiniz. Bu durumda aklınıza kimyagerlerin ısı transferini açıklamak için neden entalpi diye bir terim bulduğu sorusu gelebilir. Entalpi, birçok kimyasal tepkimede hesaplanabilen çok kullanışlı bir nicelik. Çünkü bize sadece ısı transferi hakkında bir şeyler söylemekle kalmayıp kendisi aynı zamanda Gibbs serbest enerjisinin de bileşenlerinden biri oluyor. Gibbs serbest enerjisi ise kimyagerlerin bir tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamada kullandığı önemli bir parametre. Genel olarak konuşmam gerekirse entalpiyi biraz basitleştirirsek kimyasal tepkimelerdeki ısı transferini anlatmak için kullanılan süslü bir terim olarak düşünebiliriz. Hatırlayalım, ısı için transfer edilen enerjinin miktarı demiştik. Ve hatta mutlak bir terim olmadığı için ısının mutlak bir miktarından bahsedemiyorduk. Aynı şekilde entalpiden bahsederken de hep entalpideki değişimden bahsedeceğiz ve delta H olarak ifade edeceğiz. Entalpideki değişim ısı enerjisindeki değişimi ifade eder. Yani sistemin bakış açısından enerjinin kazanıldığını veya kaybedildiğini anlatır sistem ve çevresi arasında enerjinin korunması konusunda bu önemli etkileşim var olsa da entalpi terimi olan biteni sistemin gözünden bize anlatır. Bence aşağıda bir örnek verince anlattıklarım size daha mantıklı gelecek. Fakat bundan önce entalpinin ifade edildiği birimden bahsetmek istiyorum. Entalpinin birimi kimyasal tepkimeye giren maddenin jul bölü molü olarak ifade edilir. Bu oldukça mantıklı çünkü jul bir enerji birimi ve ısı da bir enerji türü. Jül'ün mol cinsinden belirtilmesi ise tepkimeye hangi madde girerse girsin onu hesaba katmamıza olanak sağlıyor değil mi? Yalnızca tepkime esnasındaki sıcaklık değişimini ölçseydik bunu hesaba katamazdık. Peki şimdi aşağı inip bir örnek inceleyelim. Bildiğiniz bir örnekle başlayalım. Vücudumuz aşırı ısındığında kendini soğutmak için vücut yüzeyinden su buharlaştırır. Bu da aslında terlediğimizi söylemenin daha sevimli bir yolu, öyle değil mi? Terlemenin kimyasal tepkimesini suyun buharlaşması olarak düşünebiliriz. Yani suyu sıvı halinden alıp su buharına yani suyun gaz haline dönüştürmek. Bu tepkime için yani yalnızca sistemimizdeki bu yazdığım tepkime için geçerli olan entalpi değişimi ürünümüzün yani gaz halindeki suyun entalpisi eksi tepkimeye giren maddenin yani sıvı haldeki suyun entalpisi olarak tanımlanır. Bu bahsettiğim yöntemle entalpiyi kafanızda şekillendirebilirsiniz. Fakat hiçbir şey için mutlak bir entalpi değeri ölçmenin mümkün olmadığını unutmayın. Yalnızca entalpideki değişimi, yani tepkime esnasında çevrenin sıcaklığında oluşan değişimi ve bu videoda bahsetmeyeceğim başka değerleri ölçebiliriz. Fakat buradaki mutlak değerleri değil, entalpideki değişimi ölçtüğümüzü aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Yine de teknik olarak entalpiyi bu şekilde canlandırmış olduk. Evet, bu buharlaşma süreciyle ilgili temel fikrimiz bu sürecin gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyduğumuz. Mesela kaynar suyu bir düşünün. Suyun buharlaşıp gaz haline geçmesi için ısıtılması gerekir, değil mi? Dolayısıyla sistemimize enerji eklememiz, size entalpideki değişimin işaretinin ne olacağı hakkında bir şeyler söylemeli. Ürünler tepkimeye giren maddelerden daha fazla ısı halinde enerji kazanıyor. Yani ısı emilimi yapılan bir süreçte entalpideki değişimin sıfırdan büyük olduğunu söylüyoruz. Hatta başka bir deyişle entalpideki değişim pozitiftir. Bir de entalpideki değişim ne zaman pozitif olsa yani ısı emilse buna endotermik tepkime diyoruz. Ben bunu endo kelimesinin latince içinde anlamına gelmesinden hatırlıyorum. Burada ısı sistemimizin içine giriyor ve kimyasal tepkimemiz oluşuyor muhtemelen bu noktada ısı emilimi yapmamızın bizi vücudumuzun soğumasına nasıl bağladığını düşünüyorsunuz bu daha önce hakkında biraz konuştuğum önemli bir nokta entalpideki değişim bize yalnızca sistemimizde neler olup bittiğini söylüyor buradaki sistemimiz kimyasal tepkime vücudumuz ise çevremize denk geliyor yukarıdaki ilişki örneğini sistemin kazandığı ya da kaybettiği enerjinin, çevrenin kazandığı ya da kaybettiği enerjiye eşit ve zıt olduğunu anlatan bir yardımcı olarak kullanabiliriz. Buradaki durumda sistemimizin ısı emilimi yaptığını biliyoruz. Bu yüzden vücudumuz yani çevremiz ısı kaybetmek zorunda. İşte bu şekilde soğuyoruz. Entalpideki değişimin sıfırdan küçük olduğu kimyasal tepkimeler de düşünebilirsiniz. Bu tür tepkimelere de egzotermik tepkime diyoruz. Buradaki egzo, ön eki latince dışında anlamına geliyor. Ben de bu sayede tepkimenin ne anlama geldiğini hatırlıyorum. Az önce bahsettiğim endonun tam tersi aslında. Yani ısı emilmek yerine ne yapıyor? Sistemin dışına çıkıyor, içinde kalmıyor, dışarı gidiyor, öyle düşünün. Vücudumuzdaki en yaygın egzotermik tepkimelere bir örnek olarak, hidrolizi yani suyun vücudumuzdaki enerji birimi ATP ile olan tepkimesini verebiliriz. ATP su ile tepkimeye girer ve bir fosfat grubu kaybederek ADP'ye dönüşür. Bu tepkime entalpide negatif bir değişime sebep olur çünkü ısı salınımı yapılır. Ayrıca bu tepkimenin egzotermik olması fizyolojik açıdan birçok sebeple ilgilidir ve bu yüzden birçok sebep yüzünden de önemlidir. Bu sebeplerin bir tanesinden bahsedecek olursam titremeden bahsedebilirim. Üşüdüğümüzde titrediğimizi biliyoruz değil mi? Bunu aslında ısınmak istediğimiz için yapıyoruz ve bu ısı enerjisi dolaylı olarak ısı salınımı yaparak kaslarımızın kasılmasına ve ısınmasına yarayan ATP hidrolizine bağlı. Burada anlattıklarımı özetlemek gerekirse bence aklımızda kalması gereken temel nokta entalpi kimyasal tepkimelerdeki ısı transferlerini çevre bakış açısından değil kimyasal tepkime bakış açısından yararlanarak ifade ediyor ısı kaybeden ve negatif bir entalpi değerine sahip olan kimyasal tepkimelere egzotermik diyoruz. Diğer taraftan ısı girişi gerektiren ve entalpideki değişimleri pozitif olan kimyasal tepkimelere de endotermik diyoruz. Onları da endotermik olarak sınıflandırıyoruz.